Herkese merhaba. Anamet Kütüphanesi ve Tarih Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konuşma Sinan Kaya tarafından yapılacak ve konuşmanın moderasyonunu Senem Acar üstlenecek. Konuşmanın başlığı Evrak-ı Metrukesi üzerinden Yemen'den Viyana'ya Hüseyin Hilmi Paşa. Bu sunumda Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi dijital koleksiyonlarının 2020 yılında erişime açtığı Hüseyin Hilmi Paşa belgeleri koleksiyonunun sağladığı verilerle Hüseyin Hilmi Paşa'nın siyasi kariyerinin genel bir hikayesi anlatılacak ve ardından kişisel arşivlerin tarih algımızı nasıl değiştirdiği üzerine bir tartışma yürütülecektir. Konuşmacılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Sinan Kaya lisans derecesini 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden, ardından yüksek lisans tezini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlamıştı. Şu anda aynı üniversitede Profesör Doktor Ali Akyıldız danışmanlığında Osmanlı'da merkez ve taşra arasındaki ekonomik, sosyal ve yatırımsal ilişkileri konu alan doktora çalışmasını sürdürmekte ve aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde Doktor Semih Çelik'in sürdürdüğü ve TÜBİTAK'ın fonladığı projede doktora araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. Senem Acar sırasıyla Duke Üniversitesi'nden müzikoloji alanında ve North Carolina Üniversitesi Greensboro'dan kütüphane ve bilgi bilimi alanından iki yüksek derecesi bulunmaktadır. 2014'te Suna Kıraç Kütüphanesi'nde arşiv uzmanı olarak katıldı. Şu anda da çeşitli projelerde veri küratörlüğü yaptı. Bu konuşmaya konu olan Hüseyin Hilmi Paşa koleksiyonunu arşiv çalışmalarını da yönetmiştir. Bu konuşmaya katıldığınız için her iki konuşmacımıza da çok teşekkür ederiz. Sözü size bırakıyorum. Defne çok teşekkürler. Katılımcılara ve konuklara da geldikleri için teşekkür ederiz. Şimdi Hilmi Paşa koleksiyonu bize Anamet aracılığıyla geldi aslında 2019 yılında. Küçük bir tarihçesini anlatmak gerekirse eğer oradan başlayabiliriz gelişiyle. Anamet aracılığıyla bize intikal etti ve biz de bunun arşivde tasnifini ve ön çalışmalarını yaptık, incelemelerini yaptık. 1001 adet belge var bu koleksiyonda. Bunun dışında gazete küpürleri yer alıyor. Bu gazete küpürleri de yaklaşık 880 küsür, sanıyorum 883 adet bir gazete küpürü var. Bunlar Almanca, Fransızca, İngilizce, Danca, Flamenca ve Yunanca olmak üzere çeşitli dillerde bu gazete küpürleri de ve Balkan bölgesindeki genel durumla ilgili ve hatta 1940'a kadar olan gazete küpürü de var. Yani sadece Hilmi Paşa'nın dönemini kapsamıyor. Ondan sonraki İkinci Dünya Savaşı'ndaki bazı haberleri de kapsayan gazete küpürlerimiz var. Bunlar bize geldiğinde biz tabii Türkçe olanları Sinan Kaya ile çalışmayı tercih ettik. Çünkü bu tür belgelerin hem bir yani içerik analizinin de yapılması gerekiyor aynı zamanda. Hem de bir bağlantılarının, tarihsel bağlamlarının bulunması gerekiyordu. O açıdan da uzman kişilerle çalışmayı tercih ettiğimiz için biz de Sinan Bey'e ulaştık. Ve birlikte çalıştık bu koleksiyonda. Bu 1001 belgenin içinde 2-3 tane de Arapça belge var aynı zamanda. Yemen bölgesinden kalma. Şimdi tabii bizdekinin dışında bir de İSAM'da bir koleksiyon bulunmakta. Yani bu toplu olarak bize gelmiş bir koleksiyon değil. Yani daha öncesinde İSAM 1902 ile 1908 yılları arasında özellikle Rumeli müfettişliği yaptığı döneme ait belgelerini dijitalleştirmiş ve yani sanıyorum dijitalleşimi hatta katalog kitabı yayınlamışlar.
Bize gelen belgelerde Yemen bölgesindeki, yani Hilmi Paşa'nın Yemen bölgesindeki çalışmalarını, yazışmalarını kapsıyor. Ve ayrıca Hilmi Paşa'dan sonra da sanıyorum edinilmiş bazı gazete küpürlerinin ve gazete küpürleri hakkında Fransızca ve Türkçe yorumlar ve raporların da olduğu, ki büyük ihtimalle Rumeli müfettişliğini yaptığı sırada bu gazete küpürlerinden epeyce yararlandığını düşünüyoruz. Bunlardan oluşan bir koleksiyon. Tabii çok ilginç bir karakter Hüseyin Hilmi Paşa. Midilli bölgesi, Midilli'de doğmuş. Yani Kütahyalı bir aileye mensup olduğu anlaşılıyor. Kütahyalı eşraftan, tüccar bir aile. Ve bu kadar mütevazi bir aileden geldikten sonra yavaş yavaş ilerleyerek devlet adamı olmuş ve çok önemli görevlerde bulunmuş. İki defa iki ayrı padişahın döneminde sadrazamlık yapmış bir kişilik aynı zamanda. Ve epey de bir vatanseverlik kavramına yakın, hani Namık Kemal'le olan bağlantısı nedeniyle Midilli'deki. Böyle ilginç bir şahsiyet. Şimdi ben sözü Sinan Bey'e bırakıyorum. O tabii daha detaylı anlatacaktır. Onun daha fazla haşır neşir olmuşluğu var, yani belgelerle içeriği açısından. Bir tarihçi gözüyle nasıl değerlendiğini kendisinden dinleyelim. Sinan Bey, buyurun. İlk önce herkese teşekkür ederim. Şimdi bir şey yapacağım. Ekran paylaşımı. Şu anda görünüyor mu acaba şey? Evet, görünüyor. Tam ekranı alabilirsek çok güzel tamam. Olur. Evet, şu anda herhalde. Evet, geldi. İlk önce katılan herkese teşekkür ederim. Bu belgelerle yaklaşık olarak bir 6-7 ay aralıksız uğraştık. Bu şeyde, bu süreçte Mesut Sayan da yine 29 Mayıs Üniversitesi'nden bana fazlasıyla yardımcı oldu. Hatta beraber resmen bir şey bile olduk diyebilirim. Hani beraber ortak bir şey yaptık, bir iş götürdük ama sunum yapma noktasında herhalde bu iş bana kaldı biraz. Öyle bir anlaşmamız oldu tırnak içinde. Bu arşiv kataloğunda Arapça belgeleri çözemedik çünkü Arapçamız yoktu maalesef. Ama diğer şeylerle ilgili de bayağıca bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bir de şunu da belirtmek isterim. Osmanlıca uçsuz bucaksız uzun bir yol. Bazen doğruyu okuyorsunuz, yanlış çıkıyor. Bazen yanlışlar doğruyu götürebiliyor. Herhangi bir, zaten Koç Üniversitesi'nin en büyük artı avantajı bunu open source haline getirmesi. Herhangi bir sorun gördüğünüzde, hani Senem Hocam, Sener Acar Hanım olsun, işte ben olayım, yani internette zaten hepimizin bir şeyi, e-mail adresi var bir şekilde. Lütfen bunları bize bilgilendirirseniz, bunlarda gerekli değişiklikleri veya belgelere tekrardan bakma gibi bir şansımız olup tekrardan gözden geçebiliriz. Çünkü bu kaynaklar bir taraftan hem bizim beraber ya kişi olarak oturup tek tek çalıştığınız ama beraber de büyütebilecek kaynaklardır. O yüzden her türlü tırnak içinde kolaborasyon veya değişime açığız ve buradan da Profesör Doktor Şükrani Hanioğlu'na da bir teşekkür etmek isterim. Çünkü o şeyi inceleyip, kataloğu inceleyip yaptığımız hataları da, ya bu böyle olur, bu böyle olur gibi hataları da bizimle paylaşıp bu hataları da bir noktada düzeltmemizde yardımcı olmasından dolayı da kendisine bir teşekkür etmek isterim. Bugünkü şeyimizin, sunumumuzun bir basit bir planını şey yapacaksak, ilk önce Hüseyin Paşa'nın basit bir kariyerini, yani temel bir kariyer şemasını, daha sonra koleksiyonun, aslında Senem Hanım anlattı ya, ben çok kısa geçeceğim, koleksiyon hikayesini, belgelere baktığımızda bütün bu belgelerin konusal analizinin neler olduğunu, yani hangi şeylerde olduğunu ve sonuç olarak biz buradan ne öğreniyoruz, ne çıkartabiliriz, en azından bu belgelerle geçirdiğimiz aylar boyunca bu neler önemli bizim için veya neler aklımıza kaldı, bunlar hakkında küçük bir tartışma da yürütebiliriz. İlk önce şunu belirteyim, Hüseyin Hilmi Paşa Taşlı'dan merkeze, merkezden tekrardan tırnak içinde Viyana seferinde Taşlı'ya sayarsak Taşlı'ya doğru kaymış bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Ki Taşlı'da yetişen paşa veya Taşlı'da büyüyen bir devlet adamı olmasında Makedonya sorunundaki bazı şey taktiksel durumları nasıl değerlendirdiği ile ilgili gazetelerle özellikle ilgili kısımda tekrardan anlatacağız veya şey orada değiniriz. Ama yani
Hüseyin Paşa değerlendirirken aslında kendisinin iyi bir taşra paşası olduğuna değerlendirmemiz gerekli diye düşünüyorum. Hüseyin Paşa kariyerine Midilli Tahri Emlak Kitabeti'ne başlayıp 1883'te Aydın Vilayet Mektupçuluğu, 1885'te Suriye Vilayet Mektupçuluğu, 1891'de Burdur Çiftlik İdaresi, 1892'de Bağdat Çiftlik Yönetimi, 1893'te Mersin Mutasarrıfı, ardından Kerek, Nablus ve Süleymaniye Mutasarrıfları, 1897'de Adana Valiliği, 1899'da Yemen Valiliği, 1902'de Rumeli Genel Müfettişliği, 1908'de Dahiliye Nazırlığı, 1909'da Sadrazam, 1909 ve 1912 yıllarında Meclis-i Mebusan üyeliği, 1912'de Adliye Nazırlığı, 1912'de tekrardan Viyana Seferi'ne gidip 1917 yılına kadar da orada ölümüne kadar da görevini yapacaktır. Koleksiyon hikayesine gelince hepimizin bildiği gibi koleksiyon ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta İSAM'ın, diğer tarafta Koç Suna Kıraç Kütüphanesi'nin bir şeyi var, bir kataloğu var. İSAM kataloğu Senem Hanım'ın da belirttiği gibi basılmış durumda. Herhalde Covid'den dolayı gerekli şey alındığında, randevu alındığında hem belgelerin dijitallerine hem de belgelerin kendisine ulaşılabiliyor. Aynı şekilde de Koç Suna Kıraç Kütüphanesi'nde de belgelerin dijitalleri internet sitesinde de mevcuttur. Belgelerin içeriklerine geldiğimiz zaman belgelerin büyük çoğunluğu Yemen Valiliğinden, Makedonya müfettişliğinden ve 1908 sonrası sadrazamlık dönemine ait belgelerin olduğunu görüyoruz. Ve en sonunda da aslında tek bir belge olarak aslında veya bir defter olarak olan Viyana Sefarsası'nda tuttuğu notları veya banka hesaplarının kaydolduğu bir küçük defter de var. Biz bunları belli bir gruplamaya ayırdığımız zaman şöyle karşılaşıyoruz. İlk önce şunu söyleyebilirim. Yemen'e geldiği zaman Hüseyin Paşa aslında totalde iki sorunla karşılaşıyor. İki büyük sorunla karşılaşıyor. Birincisi İtalyan ablukası sorunu. İkincisi de Yemen bölgesinde bulunan eşkıyalık ve aşiretlerin faaliyetlerinden dolayı Osmanlı otoritesinin bir türlü merkezde kurulamaması üzerine bayağı bir uğraşıyor. İlk önce İtalyan ablukası ile ilgili birkaç bir şey söyleyelim. İtalyanlar biliyorsunuz Almanlarla beraber geç sanayileşmiş bir toplum olduğu için genellikle Afrika kıtasını ikiye ayırıp işte Kuzey Afrika'ya genellikle İtalyanlar, güney kısmına da Almanlar, özellikle Almanlar daha sonra Filipinlere falan da kayacaklar burada. Sürekli bir emperyalist şeylerle ataklar yapma noktasındalar. İtalyanlar Eritre'ye de sahip ama Eritre'de yaptıkları ticaret veya şeylere hem Eritre'de yaşayan halk hem de Yemen'deki kişiler korsanlık faaliyetleri gösterip İtalyanları bayağı sıkıştırıyorlar. İtalyanlar birkaç defa bunu uyarısını yapıp ne yapıyorsunuz siz, hani kendinize gelin, burada bir şey ticaret var derken en sonunda İtalyanlara karşı yapılan bir korsanlık faaliyeti sonucunda İtalya zararlarının tanzim edilmesini ve bu tanzimin gerçekleştikten sonra Midi ve Beni Mervan şehirlerinin, hatta Beni Hadim şehirlerinin de kendisine iade edilmesini istiyor. Ve iade edilmeyince, ilk başta iade edilmiyor. İade edilmeyince de bölgeyi kuşatıyor. Osmanlı tabii ki otomatik olarak şöyle bir şey var. Aslında Yemen'deki politikasında bu ikiye ayırarak bir şey yapabiliriz. İtalyanlarla, yani yurt dışının yabancı bir devletle otomatikman hukuk üzerinden ve uluslararası hukuk üzerinden şey yapıyor. Bu konuyu tartışıyor. İki tane şey var Osmanlı'nın isteği var. Birisi şey diyor, siz bunu yapamazsınız çünkü uluslararası toprak ve sahil hukuku sizin bizim şeylerinizi, sahillerimizi bombalamanızı veya sahillerimizi abluk altına almamızı şey yapar, engeller diye bir şey var. Ama bir de şu noktada şunu da unutmamalıyız. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle gambot diplomasinin, yani güçlü bir botunuz, savaş geminiz varsa gidip alanı bombalayıp işte ben burada hükümranlık sürüyorum deme gibi bir lüksünüz var bu diplomasinin içinde. Böyle bir diplomasiye uluslararası hukuk kullanarak ve toprak hakkını kullanarak karşı durmaya çalışıyor. Bu karşılık bulmuyor ama bir taraftan da İngiltere'nin bölgedeki çıkarları dolayısıyla İngiltere sürekli araya girip bu noktada hem İtalya'ya hem Osmanlı'ya, Osmanlı İtalya'ya, İtalya Osmanlı'ya karşılıklı bir ultimatum ve
toprak ve sahil hukuku arasında daha önce belirttiğim gibi bir tartışma başlıyor. Bu tartışma bazen kesiliyor, bazen gemilere gidiliyor. Bu İtalyan gemilerinde toplanılıyor. Ve bu noktada şunu söyleyebilirim. Belgelerin içinde günlük ve saatlik kimin hangi görüşmeye gideceği, hangi konuyla karşılaşacağı, hangi konuyu tartışacağı ve nasıl tartışacağı ile ilgili ve hangi maddeye göre tartışacağı ile ilgili uzun uzun kimin gideceği şifre telgraflar, özellikle fark ederseniz soldaki şeyin ilk şeyi telgrafın şifre telgrafın ilk cümlesi müstacildir, yani acildir şey ibareleriyle direkt kişiye özel ve hemen çözülmesi gereken sorunlar olarak ve kişinin nasıl bu sorunu çözeceğiyle ilgili belgeler ortaya çıkıyor ve çıkartıyorlar. En sonunda da İtalyanlarla bu noktada bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşma imzalanıyor. Şöyle anlaşmaya varılıyor ki bu belgelerden de çıkacaktır. İtalyanlara ilk önce harp tazminatları ödeniyor. Yani verilen bütün zararlar ödeniyor. Ancak Osmanlı, biz biraz sonra da göstereceğim gibi Osmanlı şey sözü veriyor. İşte bu korsanlık faaliyetini sürdüren Midi Şeyhi, Beni Mervan kabilesi ve Beni Hadım kabilelerinin suçlu kişilerini İtalya'ya teslim edeceğini söylüyor ama bunu şimdi ileride göreceğimiz gibi hiçbir zaman da gerçekleştiremiyor maalesef. Ama en azından şu noktaya önemli bizim için 19. yüzyıl özellikle son dönem tarihçileri için 19. yüzyıldaki Ruslararası hukuk kullanarak kendini koruma stratejisi içindeki bir Osmanlı'yı belli bir şey üzerinden, konu üzerinden deneyimlemek. Çünkü bununla ilgili birkaç makale de var ama şey arşivinden yazılan, İngiliz arşivinden yazılan. Bunu Osmanlı arşivi şeyle ve Osmanlılar bu durumu nasıl algıladılar ve bu Ruslararası hukuk üzerinden bu sonra nasıl çözüm buldularını anlatması açısından bu belgeler önem taşıdığına inanıyorum. Diğeri de Yemen'le ilgili aşiretler, eşkıyalık ve İmam Yahya meselesi. Burada da şöyle bir şey var. Osmanlılar Yemen'de büyük bir şekilde Yemen halkıyla bir türlü bir anlaşamama durumu ortaya çıkıyor. Çünkü iki tane şey var. Bir, yerel halk veya aşiretler şeklinde şey yapıldığı için bir türlü siyasi otorite kurulamıyor. Hatta bazı belgelerde vardı. Buraya koymadık ama Osmanlı ordularını, orada bulunan Osmanlı ordularını bazen köşelerde sıkıştırıp böyle telef ettikleri oluyor veya hiç kimse kalmamazcasına, yani birkaç kişi kalmış ifade vermek için Hüseyin Paşa'nın önüne çıkmıştı. Ya bizi böyle bir köşede sıkıştılar ve biz ne telgraf çekebilecek gücümüz ne de başka bir şey yapacak gücümüz kaldı diye de çeşitli belgede de sahip ve bunlarla sürekli Osmanlı yönetimi şey içinde bir pazarlık içinde. Ama şöyle bir durum var. Osmanlı yönetiminin kafasında ilk önce bir kontrol mekanizması kuralım. Çünkü asker olarak bir şey yapamıyorsanız buna kontrol mekanizmasını bir şekilde oluşturalım. Ve bunlar üzerinden de artık yeni bir reform paketi hazırlayalım kafasındalar. Yani bunun için ilk başta aşiretlerle uzlaşı yönüne gidiliyor. Aşiretlerle şöyle bir uzlaşı kafaları var. İlk önce aşiretlere tırnak içinde tövbe et. Ben seni buradan uzaklaştırayım. İstediğin gibi yaşatmana şey yapayım. Çocuğunu İstanbul'a aşiret mekteplerine alayım. Zaten ben Yemen'de bunun ardından hastanesiydi, okuluydu, garnizonuydu, belediye binasıyla yeniden medenileştireyim diye bir kafası var. Ama maalesef bu birçok şekilde gerçekleşmiyor. Bu eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili sürekli mabeyine yazılıp biz bu işlerden çok şey yaptık, çektik gibi bir şeyleri var. Hatta bir tanesinde Hüseyin Paşa şey bile diyordu. Beni buradan alın, biraz da Diyarbakır'da şey yapın, biraz da Diyarbakır'da kullanın. Ben burada çok yoruldum derken hiçbir şekilde de buradan değiştirmiyorlar. Daha kötü bir yer atacaklar, birazdan göreceğiz. Makedonya gibi daha karmaşık bir alana atacaklar. Diğeri de şimdi bu şeylerle anlaşamayınca sürekli karşıdan bu sefer de orayla ilgili bilgilerle beraber nasıl bu işi kontrol edebiliriz şey yaparken şunu fark ediyorlar. Bölgedeki dini otoritelerin de birçok kişinin halife unvanıyla ortaya çıktığını ve bunların arasında da aslında İmam Yahya'nın daha sonra bu hareketi daha da kuvvetlenecek olan bu imamlar arasında İmam Yahya'nın da yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz ve bu belgelerin işte ilk İmam Yahya çıktı, işte böyle bir imam var, adı Yahya'ymış. İşte biz bununla ilgili ne yapalım, ne edelim diye çeşitli belgelerin de önümüze geldiğini gördük. Bu nedenle bölgenin dini ve aslında totalden baktığımız zaman bölgenin hem dini
hem siyasi hem de coğrafi olarak aslında neden kabile biçiminde yaşandığı, bunu kabileden merkezileştirmeye ve sedentarizasyona getirmeye çalışan Osmanlı'nın buna karşı nasıl bir politika izlediği ve bu politikanın sonucunda da neler yapılabilirliğini tartıştığı bir koca bir aslında tartışmanın döndüğünü de görebiliyoruz. Yani buradan iklimle, yani tarihçiler için konuşacaksam iklimle de ilgili, siyasetle de ilgili, coğrafyayla da ilgili birçok bize çalışma alanının çıkabileceğini düşünüyorum. Diğeri de şu olabilir. Şimdi çok fazla rapor yazıyor Hüseyin Paşa. Bu raporların çoğu işte Yemen'de yapılacak şeyler, işte hastanesinden olsun kışlasına kadar nelerin yapıldığını, belediye şeylerinin nasıl yapılacağı, belediye binalarının nasıl yapılacağı, bölgedeki aşiret çocuklarının İstanbul'a nasıl gönderileceğiyle ilgili birçok rapor yazıyor. Ancak raporların başlangıcında biraz da Osmanlı bir bürokratının taşla da yetişse bile zihni yapısını da ortaya çıkarıyoruz. Mesela bu rapor uzun bir bölgede nelerin yapılması ve nelerin yapıldığı, nelerin yapılması gerektiği ve nelerin yapılacağı ilgili uzun bir rapor. Ama raporun ilk başında ilginç bir şekilde işte Osmanlı'dan önceki Yemen'in işte cahillik içinde yaşadığı veya işte de cahillik, bu cahilliğin Osmanlı ile beraber işte padişahın getirdiği yeniliklerle beraber yeniden aslında bölgenin modernleştiği ve modern dünyaya katıldığı ve artık cehaletinden kurtulduğu. Mesela burada ben koyu harflerle şey yaptım. İşte basretleri perdeyi vahşet ve cehalette mestur olan. Yani vahşetlikle ve cahillikle suçluyor. Yemen ahalisinin efkar ve hissiyatında şimdi El Halet-ül Azî rühnümun olan asar ve vahşiyetin izalesiyle, yani vahşiliği bölge yönetimi yok ediyor. Padişahın da sayesinde tamamen artık medeni olan bir gruba şey yapıyor. Aslında burada bu belgenin benim için önemi şu. Biliyorsunuz Edward Said'in Orientalizm kitabından beri tartışılan, işte Batı'nın Doğu'yu nasıl algıladığı, kurgu ettiği, çünkü Edward Said de genellikle edebiyat üzerinden buna baktım. Yine biz Osmanlı üzerinden tartıştığımızda Usama Magdisi'nin Ottoman Orientalizm makalesiyle beraber, işte Osmanlı da aslında 16. yüzyıldan beri kendini, hatta 17 konumlarken bir Doğu ve Batı gibi bir pratiği ortaya çıkarttı. Tabi bunda tam tersi tartışması da var gibi birçok şey var, tartışma var. İşte daha sonra aynı şekilde Selim Deringil'in hem Where Protected Domains'te yazdığı hem de çeşitli makalelerinde, şu anda adını hatırlamıyorum ama çeşitli makalelerinde de yazdığı bir kendi doğusunu veya kendi periferisini sürekli daha alçak ve medenileştirme ihtiyacı olan mı, veya Fransa'nın değil deyimiyle misyon sivilizatris şeklinde ortaya çıkartan bir durumun olduğunu görüyoruz. Yani, ve bunu biz teorik açıdan kendimizce bir şeyler yaparken, ama bu tür belgelere baktığımızda aslında bu dünyanın da nasıl işlediğini de görmemiz açısından bu tür belgelerin önemli olduğunu da düşünüyorum. İkinci olarak burada artık ufak da bir suikaste uğruyor Hüseyin Paşa ve bu suikastten sonra merkez tarafından Rumeli'nin genel müfettişine atanıyor. Aslında bu bir şey mi, nasıl diyeyim size, bir ödül mü değil mi onu da bilemiyorum, ama Rumeli daha böyle karmaşık bir yer. Burada bizim elimize gelen belgelerden benim gördüğüm şey şu: Rumeli'deki bütün o kargaşayı anlayabilmek için Hüseyin Paşa inanılmaz bir çeviri faaliyetine giriyor. Ve bölgede ne kadar gazete varsa, yani sayısını bilmiyorum ama ne kadar gazete varsa bütün hepsinden günlük olayları, Osmanlı ile ilgili olanları, dünya politikası ile ilgili olanların hepsinin bir çevirisini yapmaya çalışıyor. Ve burada da aslında merkezi bu konuda da uyarıyor. Bunu da bir noktada şöyle bir şey yapabilirim. O gün Elias Canetti'nin anılarını okurken karşılaştım ve bir anda fark ettim. Elias Canetti biliyorsunuz Yanya'da doğmuş, zengin bir Yahudi ailesinin çocuğu ve çocukluğunda hatırladığı en önemli şeylerden birisi babasının dünya politikası ve Osmanlı politikasını anlaması için Die Neue Orient gazetesini sürekli okuduğundan ve o gazeteyi hiçbir zaman elinin altından ayırmadığından bahsediyor. Bir de şeye bakıyorsunuz, Hilmi Paşa'nın çevirdiği gazetelere bakıyorsunuz. O kadar çok Die Neue Orient şeyi var ki, sayısı var ki diyorsunuz ki, yani hani bu dönemi aslında adam bir taraftan da kendi yöneticiler doğru koklayıp doğru okuyabiliyor.
Bu bence önemli bir şey. Bu gazete çevirilerinden, aslında gazete çevirilerinden ne algıladı ve Osmanlı, ya eminim Osmanlı arşivine veya İslam'ın kataloglarının içinde de şey vardır. Osmanlı'ya direkt yazıştığı ve kendi görüşlerinin olduğu. Ama burada Osmanlı, bir Osmanlı şeyinin yöneticisinin kendi zihniyetin içinde hangi gazetede neyi seçip bunu ona göre tekrardan kurgulaştırıp dediğim, yani sonuçta bir gazetten bir parça seçip bu parçayı merkeze gönderiyorsanız kendi adınıza bir sorunu kurgulaştırıyorsunuz. Bu kurguyu nasıl karşı tarafa aktardığı ile ilgili bence güzel bir şey olduğunu görüyoruz. Seçkisi olduğunu görüyoruz. Buradan şöyle birkaç bir şey yaptık. İlk önce şunu söyledik. Mesela günün sorunları, o dönemki en önemli sorunlardan birisi 1902 ile 1906, hatta 7 arasındaki en önemli sorunlardan bir tanesi Osmanlı'nın aşar vergisini alıp almaması veya bu aşar vergisinin Balkanlarda ki halklar üzerinde büyük bir şey karşı duruş yarattığı veya bu sorunları ve bir taraftan da Osmanlı maliyesinin çöküşüyle beraber bu aşar sorunun daha da yükseldiği ile ilgili birçok haber veya birçok sorun ortaya çıkıyor. Paşa oturuyor gazetelerden tek tek bu konuyla ilgili parçaları, zaten şöyle bir şey yapıyor, bir gazetenin adını alıyor ve bir gazetenin adını parça parça hangi sorunla ilgili, işte solda gördüğümüz gibi işte şu sorunla ilgili oturuyor yazıyor, işte sağ işte diyor ki işte sallıyorum Times gazetesinden şunu gördüm ve şununla ilgili de bir yazı vardır deyip oturup onun tamamıyla şeyini alıyor, özetini çıkarıyor, bazen özet bazen kendisinin tamamını söylüyor. Diğeri ise daha önce söylediğim gibi Paşa iki şeyi dikkatli şekilde inceliyor. Osmanlı için önemli olanla dünya politikasının birbirlerinin nasıl uyuştuğu veya uyuşmak zorunda olduğu ile ilgili büyük de bir şey var, kaygısı var Paşa'nın. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü ilk önce bir şey anlatırken veya bir şeyleri seçerken oradan ilk önce dönemin genel, işte Almanya'da bu konuya böyle baktılar, dünya politikası da böyle ilerliyor ama Osmanlı'da, Balkanlar'da şöyle görüyorlar gibi uzun uzun gazetelerden alıntılar yaparak böyle bir kendine ait çeviri mantığını da oluşturduğunu görüyoruz ve o dönemin gazetelerinden aslında bir taraftan da böyle bazen de kendisine ulaşamayacağın gazetelerin çevirisinin de nasıl olduğunu, yani neler Osmanlı hakkında nelerden bahsettiğini görebiliyoruz. Diğeri de en önemli şeylerden birisi herhalde Balkan Makedonya sorunu ve Balkan komiteleri. Şimdi birçok şeyde de gördüğümüz bu Hacı Salihoğlu'nun, Mehmet Hacı Salihoğlu'nda ve işte Şükranioğlu'nda ve diğer Fikret Adanır'da gördüğümüz Balkan Makedonya sorununun ve Makedonya sorununun sonucunda ortaya çıkan, aslında sonucunda değil mi? Bütün o karşılıklı savaşın sonucunda çıkan işte Balkan komiteleri, yani Yunan, Bulgar, Sırp ve daha sonra Türkleri de İttihat Terakki'nin 1905'te beraber kendi oluşturacak komitelerle beraber büyük bir komitecilik hareketi var. Ve bunlarla ilgili çok geniş bilgilendirmeler, bu komitelerin nasıl hareket ettikleri, neler yaptıkları ile ilgili inanılmaz çok bilgiler ortaya çıkarıyor. Mesela bu diğerlerde, yani bu işin ayrıntılarını bilen insanların belki de çok şey olacağı, bir kanıksayacağı bir bilgidir ama mesela bir şeyde, belgede görmüştüm. Onu hiç unutmuyorum. Mesela Bulgarlar Yunanları şu şekilde öldürüyorlar. Hepsini zincir şeklinde diziyorlar, 10-12 tane Yunan'ı. İple bağlıyorlar ve bunlar yuvarlak, yani daire şeklinde gezerken sırayla hepsini vurup hepsinin birbirine ölüsünü taşıtıp en sonunda son kişiyi de birkaç tur attırıp onu da öldürüyorlar. Mesela bu tür böyle hiçbir yerde bulamayacağınız, belki de gazetede bile yazmayacak bir şeyi paşa canlı canlı anlatabiliyor size. Bu tür böyle çok ilginç şeyler var. Anekdotların da olduğu bir şey. Ve Makedonya sorunu hem bunlara işte büyük devletlerin nasıl baktığını hem de Osmanlı içinde Makedonya sorununu veya Mürtesk planıyla beraber bu sorunun nasıl tekrardan konsolide edilebileceğini veya bu sorunun nasıl çözülebileceğiyle ilgili de birçok şeyini de görebiliriz bu çevirilerden ve raporlardan. Daha da ilginci, bu şeye de bağlanabilecek olan, Balkan komitelerine bağlanabilecek olan ikinci Abdülhamit'e yapılan suikast, 1905 suikastı. Ya bununla ilgili birçok yazı da yazıldı. En son yanlış hatırlamıyorsam Tukiles Altın diye bir kitap da çıktı bununla ilgili. Bunlarla ilgili 1905'te Abdülhamit'e suikast düzenlendikten sonra direkt şey oluyorlar. Osmanlı Rumeli Genel Müfettişi'ne bunu kim yapabilir?
ve nasıl yapabilir? Burada kimler var, kimler yok? Bütün bu komitelerle ilgili bize bilgi ver diye bir şey ortaya çık, bir genel bir tarama başlatıyor. Bu taramanın sonucunda tabii birçok şeyle ilgili küçük gruplarla ilgili bilgiler çıkıyor ama burada önemli olan şöyle bir şey var. Biz Mesut'la beraber fark ettiğimiz bir grup var Bulgarlarda. Ya birçok grup var aslında ama bazıları daha enternasyonel çalışabiliyor. Ermenilerle de çalıştığını falan söyledi çünkü. Abdülhamit'e suikast düzenleme kararı arıyorlar 1905'ten sonra ama şöyle bir durum var. Onların da söyledikleri çünkü onların gizli belgelerini ele geçiriyorlar bir baskınla. Şunu söylüyorlar. Bir, artık 1905'ten sonra bu işler hiç kolay değil. İki, suikast dediğim şey çok international yani uluslararası bir olguya sahip. Çünkü mesela kendi suikast planlarını İspanyollardan öğrendikleri usullerle gerçekleştiriyorlar. Bu usulde şu, çiçek içinde cuma selamlığında padişaha çiçek atıp çiçeğin altında olan bomba patlayacak ve padişah da bunun şekilde ölecek. Kafalarında böyle bir plan var. Üç, bir tarafta da şöyle bir durum var. Osmanlı seremonileriyle ilgili de çeşitli bilgilerin nasıl aslında bizim de seremoni bilgimizi geliştirecek şeyleri görüyoruz. Mesela bununla ilgili en önemli bana sorarsanız Cuma selamlığı ile ilgili. Bakarsanız Cuma selamlığı ile ilgili şimdiye kadar benim bu belgeleri okumadan önce gördüğüm şey padişah Cuma çıkışına çıkıyor, işte halk alkışlıyor, işte gerekli olan herkes ya isteyen herkes sorunlarını padişahına torbasını atıyor. Bugün de olduğu gibi. Atıyor ve en sonunda da seremoni bitiyor. Ama bunun tam tersi olarak şöyle bir şey oluyor. Gördüğümüz belgelerde çünkü çok detaylı bir şey hazırlıyorlar. Suikast planı hazırlıyorlar. Şunu söylüyorlar. Bir kişi ön tarafa geçip o çiçeği atacaksa bunun için konsolosluk kağıdına ihtiyacınız var ve bu konsolosluk kağıdı ile beraber siz arabanın geçeceği ön tarafa doğru güvenli kişi olarak veya işte bölgeden alınacak bir kağıtla ön tarafa geçip padişahı görebilirsiniz. Yani aslında Cuma selamlığının da kendine ait bir hiyerarşisinin olduğu ve bu hiyerarşik düzen içinde bütün bir seremoni gerçekleştirildiğini, her hafta böyle bir bütünlüklü bir seremoni gerçekleştirdiğini ortaya çıkaran belgeler grubu var elimizde. O yüzden hem suikast çalışacaklar, hem Balkan komiteleri çalışacaklar, hem de bu 2. Abdülhamit'e karşı yapılan suikast ve daha sonrası için çalışacak arkadaşlar için de gayet güzel belgelerin olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Paşa'yı 2. Meşrutiyet dönemindeki olaylarda ortaya görüyoruz. Aslında bu dönemdeki belgeleri biraz daha az ama çok ilginç bir şekilde belgeler daha böyle ilginç noktaya gelmiş noktada burada. O da şu. Paşa 31 Mart'ta sadrazam ve gün gün hatta bunlar bazen ne yanlış numaralasa bile belki de başkası tarafından numaralandı bilmiyorum tabii. Gün gün bu 31 Mart olayının nasıl ortaya çıktığını daha sonra bu böyle bazen gördüğünüz gibi bazen kısacık bazen uzun ilginç bir şekilde böyle gün gün bu olay şundan çıktı, şöyle ilerlediğini, toplanan işte meydanlarda toplanan protestocuların isteklerinin neler olduğunu, bu isteklere karşı neler yapılması gerektiğini veya neler yapılacağını, işte buraya kaç polis, kaç jandarma, ne kadar olacağını hem kendine gelen telgraflarla hem de mabeyne sürekli yazdığı bilgilendirme şeyleriyle çünkü çok yakından takip ediliyor. Tek tek şey yapıyor. Kendince belgelendiriyor. Bu nedenle de 31 Mart çalışacaklar özellikle İttihat Terakki'nin ki hala çok büyük bir boşluktur. 1908 ile 1918 arası ne olduğu, ne bittiği ve işte önemli çalışmalar var işte ekonomi anlamında, işte bazı siyasi şeyler anlamında ama hala bir toplu tarihinin 1908-1918 toplu bir tarihin yazılmadığı düşünüldüğünde bu tür belgelerle oluşturacak küçük küçük ayrıntılarla beraber bu bir yeniden tarih yazımında bu şekilde oluşabileceğini de düşünüyorum. Son olarak belgelerin gösterdiği bize şöyle bir şey var. Viyana Sefareti. Burada aslında şöyle bir şey. Burada net bir belge yok. Belgeler biraz daha dağınık olduğunu söyleyebilirim. O da şu şekilde. Dağınık değil. Yani aslında tek bir defterde olduğunu söyleyebilirim. Birçok belge yok. Ama bu defter karma karışık. İlk bu defteri aldığımızda bu nedir diye böyle bir
kalmıştık ve birçok şey var. Bir noktadan sonra bu defteri direkt böyle bir şeyini yapmayıp hani bir sakin olalım. Bu defterde aslında bizim işimize ne yarar diye düşündüğümüzde şunu gördük. Defterin Paşa'nın resmen kendi 1917 yılındaki çevresinin, ikliminin, mali şeyinin, durumunun, yani mali durum derken hangi bankalara yatırıyor bir paşa mesela parayı, hangi banka yatırır mesela? Şey, Paşa Alman Bankası bunu diyor. Pek de aslında şey değil. Hani o dönem çalışanlar için Alman Bankası Osmanlı'la beraber güzel. Bir tarafında Avusturya'dasınız, Alman Bankası kullanacaksınız. Anlayabiliyorum ama bir tarafında bu banka üzerinden yaptığı şeyler, para çekişleri, götürüşleri, para aktarmaları falan, bunlarla ilgili inanılmaz belgeler, inanılmaz şeyler çıkıyor önümüzde. Ya mesela burada iki günlükten iki, ya bu günlük gibi aslında bir defterden iki parça var. Mesela bunun sol tarafında işte validesinin biraderine işte Midilli'ye gönderdiği parayla ilgili bilgilerin olduğu bir şey var. Bilgiler var. Diğer tarafta da biraz daha devlet ricalinin hepsinin bir anda ortaya çıkarttı. İşte Şehzade Burhanettin Efendi'den Sadrazam Talat Paşa'ya, işte Maliye Nazırı Cavit Efendi'den bu Osmanlı dönemindeki isteklerinin veya işte veya o sırada Hilmi Paşa'nın kendi mali durumuyla ilgili birçok bilginin de ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu da aslında tek tek bize şunu da gösteriyor. Arşivlerdeki birçok şey, belge aslında belli bir konteks içinde değerlendirildiğinde aslında çok da güzel bize şeyler de ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak da kişisel arşivlerin tarihçilik açısından önemini yeniden tanımlamak diye bir başlık buldum. O da, ya buldum dedim, böyle düşündüm. O da şunu söyleyebilirim. Mesela bununla ilgili şey düşünürsek, bu kişisel belgeler aslında bize ne öğretiyor veya neden bu kadar önemli diye düşünürsek, aklıma ilk gelen şey Osmanlı arşivinde bulunan Yusuf Kamil Paşa evrakı. Yusuf Kamil Paşa, Abdülhamit'in önemli bir şeyi, devlet adamı ve aldığı her şeyi kendi pimpirikliğinden de biraz her şeyi tek tek kaydetmiş. Ama ölümünden sonra arşiv verilmesi hem Yusuf Kamil Paşa'nın o meseleyle ilgili belki de arşive girmeyen kayıtlarının ne olduğunu bilemeyecektik. Hem de bazen kimsenin bilmediği, belki de hani Osmanlı'nın çok hafifçe geçtiği belgelerin içinde bir mesele Kamil Paşa'nın evrakının içinde çok detaylı bir şekilde anlatılabiliyor. Bu bize neyi sağlıyor? Bir olayla ilgili, buna da hiçbir şey yapılmamış denildiğinde aslında çok da şey yapıldığını gösteriyor. Aynı şekilde yeni ortaya çıkan bu Mark Ames'in, yanlış hatırlamıyorsam, en son yazdığı How Language Changed to Place makalesinde gösterdiği gibi aslında Osmanlılar veya arşivlerde gördüğümüz genel belge şeyi son standart karar veya çok az illaki düzeltmeler görürüz ama genellikle standart karar metinleridir aslında. Bu biraz da modernizasyonun getirdiği bir şeydir. Gerçi 16. yüzyılda da bu kadar detaylı belge şeyi var mıdır onu da öğrenmek lazım. Çünkü mühim kayıtlarda küçük küçük bir şey oluyor veya daha değişik ekonomik kayıtları haricinde. Bunlar değiştirilirken veya bir karar çıkarken birçok bazen şeyin atlandığını, ayrıntının atlandığını ve bazen bir tarihçi olarak siz karar metnine baktığınızda geriye döndüğünüzde ya bu neden burası atlanmış, ben bunu algılayamıyorum kafamda, şimdi burayı niye atladı dediğinizde o tür böyle o işe giriş, o işte parmağı olan kişilerin şeyine baktığınız zaman, yazılana baktığınız zaman aslında o işin atlanmadığını veya şunun başka bir yere doğru evrildiğini bu tür evraklardan çıkarabiliyoruz. Aynı şekilde bu şeyden de Hüseyin Hilmi Paşa evrakından da benzer sonuçların çıkabileceğini, ikinci Meşrutiyet dönemiyle olsun, özellikle Yemen sorunuyla ilgili olsun, İtalyanlarla ilgili olsun, ikinci Balkan sorunuyla ilgili bir Osmanlı, yerelden gelen bir Osmanlı paşasının bunlar nasıl tekrardan konfigüre ettiğiyle ilgili çeşitli sonuçların çıkacağını ve bizim artık tarihsel detaycılığımızın, aslında bu çok önemli, bu dönemde belki de unutulan bir şey, bir şeyin detayını öğrenmek veya detaylandırmak. Detayını da öğrendikçe aslında tarih algımızda daha değişik ve farklı boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Şimdilik bu kadar benim sunumum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi katılımcıların sorularını ben size ileteyim.
Öncelikle Yanya bölgesiyle ilgili bir gazeteden bahsetmiştiniz. Onun ismini yazabilir misiniz diye söylemiş, sormuşlar. Aslında katalogda var. Dinoye Orient. Yanlış hatırlamıyorsam ama bir kontrol ederek hemen yazarım. Hiç sıkıntı değil. Tamam, ben tahmin ettim. Almanca olanı diyorsunuz, değil Evet, mi? evet, evet, evet. Hı. Kontrol edeyim, yanlış şey yapmayayım. Şimdi yazıyorum. Şimdi. Yazdım ben aslında. Ah, çok Diğer teşekkür soruyu ederim. ileteyim ben size. Şimdi bu suikastten bahsetmiştiniz. 1909 sabahı işte Mahmut Muhtar Paşa'nın olaylara müdahalesini önleyip hem de istifa ederek ve yeni sadrazam atanana kadar görevine devam etmeyerek Kanımca Meydanı asilere bırakıyor. Ama olaylar bastırıldıktan sonra yeniden sadrazam yapılıyor. Sanki 31 Mart olaylarında şüpheli bir rol oynuyor. O sabahla ilgili rolü hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru Wow. gelmiş. O kadar bilemiyorum ben çünkü hani daha çok Tanzimat çalışıyordum ama şey güzeldi yani hani oradan okuyabilirler. Günü gününe genellikle şey çok belirtiyordu. Protestocularla yapılan görüşmelerde bence o görüşmelerde birebir şey görevde bana sorarsan çünkü gittiğinden de bahsediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir belgede. Kişi bazlı böyle bizden bunu istediler, bunu yapacağız, bunu yaptılar, bunu ettiler gibi bilgiler var. Tabii daha geniş bakmak lazım. Osmanlı arşiv bir kere şu var yani buradaki tek belgeye güvenirseniz biraz iş sakat olabilir. Dediğim gibi ilk önce buraya bakıp daha sonra İSAM'da bununla ilgili belge var mı ona da bakıp en sonunda da arşive güvenmeniz lazım. Çünkü bu işte Ethem Hoca'nın aslında bir şeyinde söylemişti iyi hatırlıyorum. Arkeoloji ile ilgili bir konferans söylemişti. Yani bu işte aslında bizim ana temel şeyimiz devlet arşivi. Ama devlet arşivinin verdiği kısıtlılık, tırnak içindeki kısıtlılık ancak bu iki, üç arşivle bakılarak veya işte bu çevresi, aslında bu olayın çevresini nasıl oluşturulacağıyla ilgili her biri için ayrı bir anlatı yaratacağından dolayı bu şeyi koymaya şey yaptım ama kişilerin nasıl bir pozisyona sahip olduklarıyla ilgili çok da detaylı bilgiye sahip değilim. En azından onu söyleyebilirim. Bu günlük hakkında soru gelmiş bir tane. Alman basınında Balkanlar ve özellikle Makedonya hakkındaki günlüklerdi sanıyorum, değil mi? Yok bu günlük Bahsettim. şöyle Viyana Sefareti döneminde tutuluyor. Günlük de değil aslında. Hani şöyle düşünün şey gibi Osmanlı katibinin elinde kime nasıl yazılacağıyla ilgili küçük bir defter vardır. İşte mesela sadrazam yazacaktır. Çıkartır oradan bakar. Aa evet bununla ilgili der. Pat diye orada kişi adını yazar. Bu da günlük yapacağı işleri tek tek yazmış. Yani işte ben bugün işte Alman Bankası'ndan Midilli'ye 3 işte bizim kayınvalideye 3.000 lira gönderdim. İşte bu bana bu kadar para geldi. İşte maaşla ilgili şöyle bir konuşma yaptık. İşte böyle küçük küçük notları var. Burada şimdi deftere bakarsanız hiçbir şey anlamazsınız. Ama o dönemle ilgili birçok şeye baktığınız zaman, dikine girdiğiniz zaman, aa evet bu bununla ilgili bir aslında bir nasıl diyeyim? Mesela banka transferi de diyebilirsiniz. Aa, bununla ilgili bak Paşa böyle bir yorum da yapmış diyebilirsiniz. Aslında kafanızdaki aslında bu en sonda bakılacak bir şey gibi geliyor bana. Yani Paşa ile ilgili bir şey hazırladınız veya bu dönemle ilgili bir şey hazırladınız. İşte oturup oradaki şeylere, girdilere bakıp bak bu benimle ilgili şudur, şuna denk geliyor gibi bir şey yapmanız lazım. Arama tarama yapmanız lazım ama bana sorarsanız en baştan şöyle hızlıca bir göz gezdirmek bile dönemdeki kişileri anlamak ve kişileri tanımlamak açısından bence çok zevkli. Çünkü çok renkli kişiler var işte. Talat Paşa'nın oğluna para göndermiş. Biz Talat Paşa'nın oğlunu hayat boyu bilmeyiz, etmeyiz ama orada mesela Talat Paşa'nın oğlunun yanlış hatırlamıyorsam işte adalardan birinde oturduğunu falan söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunları tek tek görebiliyorsunuz ama bunlar haricinde bunu hiçbir yerde bulamazsınız yani. Evet, bunları hangi şeyde referans numarasıyla bulabiliriz demişler de mali konular altında biz bunları kategorize etmiştik, değil mi Sinan Bey? Mali Doğrudur. Yani konular siz altında daha detaylı geçiyor. biliyorsunuz doğru. Hani kütüphaneci olan siz olduğunuz için ben sizin bilginize Yani güvenirim yani. şeyde browse alanında görüntüleyebiliyorsunuz sol Evet. tarafta sol panelde mali konular olarak geçiyor. Oradan bakabilirsiniz.
Evet, katalogları derken herhalde dijital koleksiyonları kastetmişler. Bir kullanıcı şöyle bir yorumda bulunmuş. Kullanım arayüzü son derece kullanışsız demiş. Referansları nasıl kullanabileceğimiz belirsiz. Aslında referansları nasıl kullanacağız derken hangi şartlar altında mı kullanacağınızı merak ediyorsunuz acaba? Bizim hani kullanım şartları açısından genellikle koleksiyonun ana sayfasında bilgiler yer almakta. Yani girdiğinizde ana sayfada bulma kılavuzu ve kullanım rehberi diye bir rehber var. Orada hangi şartlarla kullanabileceğiniz, edinebileceğiniz yazıyor. Ve aynı zamanda materyal istek formu da yer alıyor. O formları doldurarak e-mail aracılığıyla bizden istek yapabiliyorsunuz. İslam'da HPP dosya ve gömlek numarası şeklinde bir açıklama var. Açıkçası bizde de envanter numarası olarak geçiyor. O şekilde bakarsanız yani belgenin içine baktığınızda envanter numarası diye yazıyor. Onları ilettiğinizde ve dijital dosya numarası olarak geçiyor. Onu ilettiğinizde ona göre bulunabiliyor ve iletilebiliyor. Yani son derece uzun ve karmaşık derken ben anlayamadım. Ha evet. Valla açıkçası hani ne gerekiyorsa onu yazmaya çalışıyoruz kullanıcı bulabilsin diye. Eğer karmaşık görünüyorsa hani mümkün olduğu kadar konu başlıkları altında toplamaya çalışıyoruz olan şeyleri ki kolaylıkla bulunabilsin diye. Evet. Başka soru var mı acaba? Herhalde yok. Başka soru gelmedi. Teşekkür ederiz. Teşekkürlerini iletiyorlar. Ben de şöyle bir notta bulunmak istiyorum. Yani evet tabii ki Osmanlıca eski Türkçe okumak arşivciliğin yarısını halleden bir şey. Ama tam olarak konunun uzmanları olmadan, tarihçiler olmadan bu belgelerin içeriğinin anlaşılması mümkün değil. Yani evet hepimiz az çok bir şeyler okuyoruz, arşivci olarak bir şeyler anlıyoruz ama yani Sinan Bey'in de sunumunda gördüğümüz gibi o belgelerin bağlantılarını çıkartmak, bir bağlamda sunmak ve ona göre değerlendirmesi çok farklı oldu. Özellikle de şifreli çok fazla malzemenin olduğunu görüyoruz. Yani telgraflarda çok fazla şifre kullanıldığını, yazışmalarda özellikle. Bunu da bir uzman gözüyle değerlendirmek gerekiyor. Biz de katılımcılara ve konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Ben sözü Defne Hanım'a bırakıyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz bu değerli konuşma için. Gerçekten bir özel arşivin nasıl değerli bilgiler içerdiğini, Osmanlı tarihi için çok önemli olayları birinci şahıstan okuyoruz. O açıdan Sinan Bey bize bu arşivi sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Senem Hanım moderatörlüğünüz için de çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bu kaydı tekrar dinlemek isterseniz veya birisine önermek isterseniz bütün kayıtları Anamet Kütüphanesi YouTube hesabımızda bulabilirsiniz ve tekrar dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki ayın konuşmasından kısaca bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki ay kütüphane konuşmalarımıza devam ediyoruz. 3 Ağustos Salı günü
Newcastle Üniversitesi'nden Gönül Bozoğlu konuğumuz olacak. Kendisi bizimle müze ve hafıza kültürü temalı bir konuşma sunacak. Bu sayede önümüzdeki ay görüşmek üzere diliyorum ve iyi akşamlar.